Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Altkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcastlere hoş geldiniz. Merhaba, ben Cemre Buse Akkaya. Bugün Türk tiyatrosunun kıymetli yönetmenlerinden Mehmet Ulusoy'un yaşamına değineceğiz. Yaşadığı dönemde ülkemizde pek fazla tanınmasa da başarısını Avrupa'da kanıtlamış bir tiyatro emekçisi. Sahne etmenlerini, dekor, plastik, müzik, oyuncu, şiir ve metinleri yaşadığı dönemle harmanlayan, yeniyi denemekten hiç vazgeçmeyen bir yönetmeni konuşacağız birlikte. Mehmet Ulusoy 30 Mart 1942 yılında İzmir'de doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olur. Lise yıllarında hem oyuncu hem de yönetmen olarak tiyatro yapmaya başlamıştır. Genç yaşında Beket gibi yazarların oyunlarını yöneten Mehmet Ulusoy, lisedeyken ilk hocası olarak gördüğü Ulvi Uraz'ın topluluğunda profesyonel olarak oyunculuk yapar. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda Yıldız Kenterin öğrencisi olur. Sermet Çağan ve Muhsin Ertuğrul gibi isimlerle çalışır. 1963 yılında Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne başlayacaktır. Ancak okuldan ziyade işi tam olarak mutfağında keşfetmek istediğinden olsa gerek, Lyon'da, Wilburn'deki Roger Planchon'da hem stajyerlik yapar hem de provalarını izler. Daha sonra Almanya'ya seyahat ederek Berlin Ensemble'da ardından Milano'da George Schittler'in yanında iki yıl kalarak çıraklık yaptıktan sonra 1968 yılında Türkiye'ye dönecektir. 1968 yılı batıdaki öğrenci hareketliliğinin, Paris ayaklanmalarının yaşandığı yıldır. Elbette 1968 yılında öğrenci hareketlerinin yoğunlaştığı ve grevlerin, eylemlerin, devrimci başkaldırının olduğu yılların tiyatroya etki etmemiş olması düşünülemezdi. Mehmet Ulusoy tam da bu süreçte Türkiye'ye döner. Çağdaşları gibi o da dönemin gerekliliklerinin farkındadır. Bu yıllarda Aksaray'da Sermet Çağ'ın Töz Tiyatrosu'nun temellerini attığı bir yapının salonunda toplantıya katılır. Işıl Özgentürk, Sadık Kara Mustafa, Doğan Soyuev, Ali Özgentürk, Sabahattin Şenyüz gibi isimler vardır. Peki bu toplantının amacı nedir? Sanatçıların, bilim insanlarının bir arada hedefledikleri şey ne olabilirdi? Aslında tam da ihtiyaç duyulan şeyin hararetli konuşması yapılmaktadır bu toplantıda. Yeni bir tiyatro yani devrim için hareket tiyatrosu. Tartışmalar arasında kurulacak tiyatronun diğerlerinden farkı ne olmalı konuşulur. Herkesin ortaklaştığı noktaysa o dönemin tiyatrosunun egemen gruplar tarafından metalaştırıldığı, gerçek sorunlara, halkın sorunlarından uzak bir tiyatronun hiçbir işe yaramayacağı konuşulmaktadır. Mehmet Ulusoy Avrupa'daki tecrübelerini grupla paylaşırken Ali Özgen Türk, Töz tiyatrosundaki birikimlerini aktararak konuşmanın en coşkulu isimleri olarak öne çıkacaklardır. Diht yavaş yavaş şeklini almaya başlar. Uzunca süren tartışmalar, bilgi aktarımları, sanatçıların, bilim insanlarının haftada iki kez yine aynı yerde toplanıp çeşitli konular üstüne tartışmaları, oyun ve oyunculuk üzerine yoğun çalışmalar halinde devam edecektir. Tartışmalar sırasında Marksist düşüncenin sanata etkisi, sokaktaki insanın sorunları gibi her türlü soruyu saatlerce tartışırlar hedefleri açıktır. Halkı kendi sorunlarından haberdar etmek isterler. Bunu nasıl ve ne şekilde yapacaklarını Diht şöyle açıklamıştır. Sömürülen halk kitleleri sokakta, gece kondularda, toprakta, fabrika alanlarında yaşıyor. Ve devrimci düşünce buralara sızmıştır. Gece kondu insanları, devrimci sınıflar sokaklara dökülüyor ve ortaya yeni bir olanak çıkıyor. Sokak. Eğer gerçekten onlar için onların tiyatrosu yapılacaksa, nerede yaşıyorlarsa orada yapılmalıdır. Sokakta yapacakları oyun için ve dönemin ekonomik koşullarından dolayı tiyatronun bir kaynağa ihtiyacı olduğu gerçeği doğar. Ve en nihayetinde bütçe sağlamak üzerine sendikalarla iletişime geçerler. O dönemlerde sendikalar işçi sınıfının eğitimi konusunda oldukça isteklidir. Desteğe ihtiyaçları vardır. Böylece dihtin sendika ile birbirlerine fayda sağlama süreci başlar. Sendikalara oyunlar yaparlar. Gidecekleri yerler için servis, gerekli çalışma alanları, kostüm, aksesuar gibi konularda olanak sağlanır. Bu sırada prova ve çalışma yapılacak bir alan ihtiyacı doğar. TÖS destek verecektir. Eğitimler ilerleyip biçimler ve düşünceler şekil aldıkça artık bir oyun çıkarma kararı alınır. Bu karar üstüne gündemi derinlikle inceleyerek herkesin o günlerde merkezinde olan köprü tartışması konusunda karar verilir. Böylelikle Diht ilk oyunu üstüne çalışmaya başlar. Derinlikte araştırmalar yapılır. Köprünün yapılacağı yer olan Hisar üstünde gece konuda yaşayan insanlarla konuşulur. Bu köprünün yapımı kime yarayacak konusu araştırılır. Hisar üstünde köprünün ayakları gece konduların yıkımıyla gerçekleştirilecektir çünkü. Orada yaşayan insanlarla anketler yapılır ve oyun için tüm veriler hazır olduğunda artık masa başı çalışmalarında son bir nokta kalır oyunun uzunluğu, teknik imkanlar ve anlaşılmak. Sokakta oynayacakları oyun için herkesin anlaması gerektiğini, bunun için oynanacak oyunun çok uzun olmaması, söze dayanmaması, görsel olarak dikkat çekici olması konusunda netleşirler. Bütün bunlar sonucunda bölgede 5 tepe belirlenir. Oyun ardarda 5 arda kez oynanacaktır. 20 dakikayı geçmemesi konusunda kararlıdırlar. Her şey netleştiği noktada provalara başlanır. Masklar ve tiyatronun tüm görsel imkanlarından faydalanırlar. Kendilerine 13 maddelik bir şartname yazarlar. Ve tarihler 3 Kasım 1968'i gösterdiğinde Diht'in ilk oyunu Köprü seyirciyle buluşur. Elinde davuluyla aralarından bir görevli sokakları gezerek oyunun başlayacağını haberdar etmektedir. Sahne amirinin eşliğinde oyun alanı hazırlanır. İlk başta birkaç kişi dışında pek kimse yokken Oyunun sonuna doğru etrafları bir sürü insanla dolmuştur. Oyun bittiğinde büyük bir ilgiyle karşılaşırlar ve en nihayetinde her an gelişmeye açık bir biçimde yollarına devam edeceklerdir. Bir diğer taraftan sendika dihte oyun yapması için istekte bulunmaya devam eder ve sendikaların ilk oyununun önce adı ortaya çıkar. Grev. O dönemlerde birçok yerde farklı sebeplerden yahut ortak amaçlarla grevler yapılmaktadır. Bu yüzden yola çıkış sebepleri de grevler olacaktır. Grevlerin çoğu 17. madde, yani işveren işçinin iş ahlakına aykırı bir davranışını gördüğünde işten çıkarabilir konusuyla ilgilidir. Bu madde her yana çekilir ve istendiği şekilde kullanılabilirdi. Bu yüzden birçok işçi geri dönülmez sebeplerle işlerinden oluyordu. Oyunun genel kanavası bir işçinin aile yaşamı, fabrika yaşamı, greve gidişini göstermektedir. Yapılan saha çalışmaları ve teknik araştırmalar sonucu en nihayetinde dihtin en uzun oyunu olan 45 dakikalık bu oyun grevlerde, sendikaların eğitimlerinde kullanılacaktır. Bu süreç içerisinde diht çok sevilir. Günde 13 oyun oynadıkları zaman olacaktır. Kültür Sarayı açılışında sanatı burjuvalaştırmama konusunda bir oyun koyacaklarken içeri alınırlar. Siyasi ortamın gerginliği de devam etmektedir. 6. filo sorunu için bir oyun düşünülür. Otto öğrencileri 6. filo sorunu üzerine Dihti okuldaki eyleme davet ederler. Bu konu Dihtin katılımcılarının kafasında soru işareti yaratacaktır. Çünkü kuruluş amacı halkın sorunlarına sanatsal bir tepki geliştirmenin önemli olduğudur. Bu davet için kendi aralarında bir oylama yaparlar. Katılmak istemeyenler topluluktan ayrılmak zorunda kalır. Bu anlaşmazlık DİHT ekibinin 3. senesinde başta Mehmet Ulusoy ve Kuzgun Acar olmak üzere birçok kişinin ayrılmasına neden olur. Ayrılan grup işçinin tiyatrosunu kurmaya karar verir. Ancak bu topluluk Vatan Yahut Amerika oyununu oynadıktan 2-2,5 ay sonra feshedilir. Afişleme çalışmaları yaptıkları sırada tutuklanırlar. 3 gün boyunca tutuklu kalacaklardır. Bu baskıya ve sansüre dayanamayan Mehmet Ulusoy 1971 yılında tekrar Paris'e döner. Diht ise 12 Mart sebebiyle zorunlu fesediş yapacaktır. O zamana kadar 400'e yakın oyun, 300 bin kişilik bir seyirci, 125 kişiyi geçmiş kadroları bulunmaktadır. Pratik yaklaşımlarını, araştırmalarını, bulguladıkları her şeyi yazılı hale getirmişlerdir. Devrimci söylemleri, estetik kaygılarını hiçbir zaman ikinci plana atmalarına sebep olmamıştır. Mehmet Ulusoy'un hayatında Diht'in önemi büyüktür. Bir röportajında işçilerin oluşturdukları mahallelere, çalıştıkları yerlere, grevlere giderek oyunlar oynamaya başladık. Bu şekilde halkla doğrudan ilişki kuran bir tiyatro yapmaya çalıştık. Popülizme düşmeden bir tiyatro estetiği oluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi burada Fransa'da da yaptığım tiyatro Türkiye'deki deneyimlerimin devamıdır diyor. 1971'de Paris'e gidişiyle birlikte uzunca bir süre düzenli olarak Türkiye'ye gelmeye devam edecektir. Mehmet Ulusoy'un hem kültürleri bir araya getirişi hem sürekli yolculuğuna bakarken yapımlarını incelemek daha anlaşılır olacaktır. 71 yılında Paris'e dönen Mehmet Ulusoy, aynı yıl kendi topluluğunu da kuracaktır. Paris'e Amerika'dan gelen bir grup genç oyuncuyla kurduğu bu topluluğun adı Teatro de Liberté yani Özgürlük Tiyatrosu. İlk oyunları 1972'de Teatro City Dönis'te oynanan Nazım Hikmet'in gelecekten destanlar şiirlerinden uyarlanan ve Aziz Nesin'in kısa eserlerinden Fransız ve Türk masallarından oluşan metin Atol Behramoğlu tarafından düzenlenir. Yönetmen Mehmet Ulusoy oyunda gölge oyunu gibi geleneksel oyun biçimlerinden yararlanır. Maskeler, şarkılar kullanır. Liberte grubunun ilk oyunu olan bu oyun Fransız seyircisini aklının başından alacaktır. Ve seyirci yeni tanıdıkları bu yönetmen ve ekibi kabul eder. Fransa o dönem metin tiyatrosunda gerçekçi işler ve metne bağlılığı önemsemektedir. Yani metin her şeyden önce tutulmaktadır. Ama Mehmet Ulusoy bunun dışına çıkarak herkese etkilemeyi başarır. Seneler sonra 1978 yılında gelecekten destanlar Fort de France festivaline katılmak için yeniden sahnelendiğinde Ritsos ve Neruda'dan şiirler eklenerek oynanacaktır. Sene 1973. Avignon Festivali seyircisinin uzun alkışlarla izlediği bir oyun. Özgürlük Tiyatrosu'nun ikinci oyunudur bu. Nazım'ın tek bir şiiri üzerine kurulu olan, ayrıca diğer epik şiirlerin konu yapısını da destekleyen bir metin olan Sevdalı Bulut. Oyunda yine şarkı söyleme, gölge oyunu, maskeler, kısaca şahane bir görselle hızlı devingen bir oyunla karşı karşıya kalırız. Dekorlarını İsviçreli heykeltıraş Henry Press, gölge figürlerini Mehmet Güler Rüz yapar. Sevdalı Bulut ilk defa 73 yılında sahnelenir. Fakat birçok yere farklı ekip ve kurgularla tekrar başka tiyatrolarda sahnelenecektir. Her yorumu farklı etkiler yaratacaktır. Belki de Mehmet Ulusoy'un en güzel yanı oyunları her sahnelemesinde bambaşka ufuklar ve hayalleri sahneye taşımış olmasıdır. Bu oyun kendisinin baş yapısı sayılabilir. En az 300 kez oynanmıştır. Daha sonra 76 yılında farklı düzenlemelerle Fransa'da ki bir sonraki yıl tüm Fransa'yı dolaşacaktır. 1987 yılında tekrar Martinique'de sahnelenir. 1992 senesinde Dostlar Tiyatrosu'nda 93 yılında yeniden Paris'te sahnelenir. Her seferinde oyunlardaki farklılık seyirciyi şaşkına çevirir. Paris'te oynanan son oyun aslında bir ortak yapım niteliği taşımaktadır. Bu oyunda çeviriyi münevver andaç çapar ve kendisi adeta dil denen gerçeği ve tüm engellerini ortadan kaldırıp Nazım'ı en güzel haliyle Paris seyircisine gösterecektir. Farklı ekoller, karma bir ekip ve şahane bir iş. Bu son yapımın İstanbul'dan en büyük farkı belki de budur. Bu farklılıkların uyumu. Bu oyun İstanbul'dakine göre daha masalsı bir yapıya sahiptir. Tabii Mehmet Ulusoy'un imzası denilen dinamik hava her daim kendini korumaktadır. Bu sefer oyunculardan karakterle özdeşleşmeleri yerine birer anlatıcı olmalarını istemiş olsa gerek. Kaval sesleriyle, dinamiğiyle, her seferinde fark yaratan dokusuyla Sevdalı Bulut böylece geçmiş Mehmet Ulusoy'un hayatından. Ve belli ki nazımı ve şiirini her seferinde yeniden keşfetmiş oyunda Mehmet Ulusoy da oynamaktadır. Kara Seyfi rolünde. Mehmet Ulusoy sadece bir yönetmen değildir. Hem kendi oyunlarında hem de başka yönetmenlerin oyunlarında oynamaktadır. 1971-75 senelerinde Antonio Vitez'in yönettiği oyunlarda oyuncu olarak yer alır. Örneğin Sofokles'in Elektrası, Brecht'in Cesaret Anası, Michel Toyner'in Cuma ya da Vahşi Yaşamı. Bu sırada kendi oyunlarını da yönetmeye devam eder önceden yaptığı oyunlar sırasında Fransız hükümetinin dikkatini çekmiştir ve ödenek almaya başlamıştır bile. 1974-75 yıllarında Dönüs Belediyesi'ne ait Gerard Philippe Tiyatrosu'nda bir oyun sahnelemesi talep edilir. Ama belediyenin bir şartı olur. O zamanlar Fransa'da oldukça sevilen Batı yazarının oyununun sahnelenmesi istenmektedir. Bunun üzerine Brecht'in Kafkas Tebeşir Dairesi oyununu yönetecektir. Mehmet Ulus oyunda bir şartı olur kendi ülkesinden yani Türkiye'den müzik, sahne tasarımcısını ve maskçısını getirmek ister. Her iki taraf şartları kabul ettikten sonra Mehmet Ulusoy, Kuzgun Acar, Metin Deniz ve Ruhu Suyu davet eder. Metin Deniz ve Kuzgun Acar hemen çalışmaya dahil olur. Fakat Ruhi Su yasaklı olduğu ve tehlikeli kabul edildiği için Türkiye tarafından kendisine pasaport verilmez. Oyun Fransız medyasından inanılmaz övgüler alarak desteklenecektir. Sadece müziğin eklektik durması konusunda kötü eleştiri alır. Ruhi su gidebilmiş olsaydı belki bu eleştiri bile gelmeyebilirdi. Oyunun içeriğine şöyle bir göz atmak gerekirse Metin Deniz'in kocaman dev bir yamalı bezden yaptığı dekor. Kuzgun insan yanı az olan kişilerin maskları en çarpıcı özellikleri oluyor. Mehmet Ulusoy Azlak rolünde oynamaktadır. Aynı yıl Tiyatro de Soleil'de ikinci bir yapım olarak sahneye konur. Avignon Festivali'nde oynanır ve 1983 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda yeniden sahnelenir. Bu oyun Mehmet Soy'un seneler sonra Türkiye'de yönettiği ilk oyun olacaktır. Aynı zamanda Fransa'da tanınmış batılı bir yazarın oyununu da ilk defa 75 senesinde yönetmiş olur. Liberté'nin iki büyük yapımından sonra 75 yılında yine bir ehdin bir şiiri olan Köpek Balıkları İnsan Olsaydı'yı bir sokak tiyatrosu gösterimi olarak sunacaktır ressam Yüksel Arslan bir dizi gravüründe kapiteli resme dökmeye çalışmıştır. Mehmet Ulusoy kendisinden ve yaptıklarından etkilenecektir. Sokak tiyatrosunun doğurduğu fikir bambaşka bir noktaya gelir. Ulusoy resimleri Brecht, Mayakovski, Jack London, Aziz Nesin, Antoine France, Guy de Maupassant'tan derlediği oyun metnini temel olarak kullanır. Oyunun adı Marx'ın bir değişidir. Bencil hesapların buzlu sularında. 1976 yılında Avignon Festivali'nde Papalar Sarayı avlusunda oynanır. Oyunun dramaturgu Yüksel Arslan'dır. Masklar için yine Kuzgun Acar ile çalışmak ister Mehmet Ulusoy. Fakat bu sefer de Kuzgun Acar tehlikeli bulunduğundan katılamayacaktır çalışmaya. Mehmet Ulusoy sanat hayatı boyunca sadece bir kez Shakespeare'in yazdığı bir oyunu yönetmiştir. O da Macbeth. 1977 yılında Anjouan'daki şenlik için oyunu sahneler oyun kötü hava koşullarından dolayı kilisenin içine taşınır. Teknik sebepler ve artiküle problemleri seyircinin keyfini kaçıracaktır. Daha önce de söylediğim gibi Fransa'da metin her şeyin üstünde tutulmaktaydı. Bu durum anlaşılmama sorununu beraberinde getirir. Aslına bakarsanız Zeynep Oral'ın anlatımına göre reji ve buluşlar şahanedir. O yıl içinde Macbeth birçok şenlikte oynanır. Martinik'te oynadığında birçok sorunun çözüldüğü görülmektedir ve böylece ilk ve tek Shakespeare yapıtı ortaya çıkmıştır. Tiyatro Liberte, Dario Fon'un sokak tiyatrosu metni olan Patronu Gömmek Oyununu 1979 yılında önce Paris'in dışında sonra da orta yerinde sergiler. Forum Les Halls'da oynanan oyunun yapımı FNAC tarafından desteklenecektir. Ancak oyunun açılış gecesinde oyunu izlemeye gelen Dario Fo, rejiyi fazla abartılı ve grotesk bulacaktır. Halk geleneğinden birçok oyuncuyla oynanan bu oyunun ardından 1980 yılında yönettiği oyunla Herkesin Kendinden Geçti oyuna gelir sıra. Yıl 1980. Benerci kendini neden öldürdü? Nazım'ın muazzam şiiri şaşırtıcı bir sahne tasarımı ve Reji ile bir araya gelince şahane bir iş daha ortaya çıkarır. Avignon Festivali'nde Sevdalı Bulut oyunundan sonra seyircinin büyük bir heyecanla beklediği Mehmet Ulusoy oyunu yağmur nedeniyle seyircinin tüm ısrarına rağmen ertelenir. Ertesi gün daha kalabalık bir seyirci grubu oyunu bekliyor. Oyunda ince uzun bir yol, sonradan aydınlanacak olan iç içe geçmiş iki çark bulunur. Tüm oyun boyunca herkes nefesini tutarak izleyecektir. Oyuncuların performansları, bir anda 5 kişilik ekibin büyümesi, çoğalması, büyük bir şaşkınlıkla karşılanır. Aslında gerçekten sahnede 5 kişi olmalarına rağmen kullanılan teknik ile 500 kişi gibi görünmektedir. Bu oyun Avignon şenliğinin en büyük olayına dönüşür. Fransız Radyosu, France Kültür Programı'nda festivalin en iyi oyunu olarak bahsetmiş, sağ basın bile kendini övmekten alamamıştır. 1981 yılında Mehmet Ulusoy bir gençlik hayalini gerçekleştirir. Rebels'in fantastik anlatısı olan, devler ülkesinde geçen oyunu Pantegril'i sahneye koyar. Ardından 83 yılında Tiyatro Liberte, Gogol'ün ölü canlarını sahneler. Oyunun en çok dikkat çeken yanı sahne tasarımı olacaktır. Tasarımcısı ise Joseph Svaba'dır. İstanbul Dostlar Tiyatrosu'nda Kafkas Tebeşir Dairesi sahnedeyken Mehmet Ulusoy İhtiyar Adam ve Deniz'i 1984 yılında Martinik'te sahneler. Metni Kamile Salah hazırlayacaktır. Hemen ardından 1986 yılında Prometheus'u küçük bir sahnede oyuncu sayısını 4 oyuncuya indirgeyerek Tiyatro de Atene'de oynanır. Sene 1987 olduğunda Ulusoy Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları şiiriyle yeniden sahneye çıkar. Oyun, Avrupa Tiyatro Projesi kapsamında oynanacaktır. Bu oyun biçimsel olarak coşkulu değil. Hatta diğer oyunlarına nazaran sakin ve sessiz olacaktır. Adeta küçük sahnenin verdiği tüm imkanlar ve kafasının içinde yer alan düşünceler arasında seçim yapmış ve bu seçimler ona yeni bir dünyanın kapısını aralamıştır. Daha sonra 1988 yılında Kongo'da bir mevsimi çalışmaya başlar. Oyun içinde oyun tekniğiyle ele alacaktır. Martinique'de oynandıktan bir sene sonra bazı değişen rol dağılımlarıyla Paris'te Tiatro de la Colline'de oynanır. Basında bu oyunla büyük bir hayranlık duygusu oluşturacak ve olumlu tepkiler alacaktır. Olumlu tepki almasının nedeni her zaman anlatmak istediği toplumdan ve döneminden uzak kalmayışıdır. 89 yılında aynı zamanda Paris Konservatuarı atölye oyuncularıyla kulizatlı oyunu çıkarır. Oyun birçok bilindik yazarın bir kolejidir. Aynı yıllar içinde 4 sene boyunca Paris'te bir konservatuarda profesörlük yapar. 1991 yılında sahnelediği eser, yıllardır hayalini kurduğu Yaşar Kemal'in Orta Direk romanından uyarlanan oyunudur. Anlaşmazlıklar, aksilikler, oyuncuların yaşadığı kazalar derken en nihayetinde oyun sahnelenir. Zeynep Oral'a göre oyuncular sahne etmenlerinin altında ezilmiştir ve provaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Orta Direk serüveninin ardından Sevdalı Bulut oyunu aynı dönemde 10. yılı olan Dostlar Tiyatrosu'na ithafen İstanbul'da, diğeri ise Liberty'nin kuruluşuna büyük desteği olan Deniz Bablet'in anısına Paris'te oynanacaktır. Deniz Bablet, Mehmet Ulusoy'dan çağın önde gelen yönetmeni olarak söz eder. 95'in sonlarına doğru simyacı metnini uyarlayan Richard Sade ile Ulusoy çalışmaya başlar. Mevlana'dan bazı metinler de kullanılacaktır. Oyun ilk kez Martin Ek'te sahnelenir. Daha sonra 1996 yılında simyacı Dostlar Tiyatrosu'nda Türkiye seyircisiyle buluşur. Aynı yıl İstanbul Tiyatro Festivali'ne katılır. Oyunda batı ile doğu birbirinin içine geçmiş şekildedir. 1997 yılından sonra Tiyatro Liberte, varlığını köpek balıkları insan olsaydı oyunuyla Paris dışında sürdürmeye devam edecektir. Zaman içinde yaratılmış dostluklar, Fransa ve Türkiye arasında oluşturulan köprü o dönemde yeni bir tiyatro fikrini doğuruyor. Ulusoy, Pierre Pay, Genco Erkal, Richard Sade ile beraber Tarhunda tiyatrosunu kuracaklardır. Aynı yıl ilk oyunları çığlık sahnelenir. Bu oyun Genco Erkal'ın Nazım Hikmet, Sofokles, Breh, Dario Fo, yılın eserlerinden bir derlemesidir. Geçmişin tüm kadınlarının arketip olarak oynandığı bu oyun ilk olarak Dostlar Tiyatrosu'nda ardından Paris'te sonra Marsilya'da oynanır. Sene 1998 olduğunda Ulusoy İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir oyun yönetmek üzere Türkiye'ye gelir. Molière'in Kibarlık Budalası uyarlamasıyla karşımıza çıkar. Tarhunda Tiyatrosu'nun 3. oyununda Mehmet Ulusoy Makedonyalı oyun yazarı Jordan Plevest'in RRR oyununu yönetir. Uluslararası birçok şenlikte oynar. 1997 yılında ölmüş olan yakın dostu Roland Topor'un eserlerinden esinlenerek yarattığı metin olan Topor Parti, Ulusoy'a göre bir dosta verilebilecek en güzel hediyedir diyerek 2000 yılında Paris'te oyunu sahneleyecektir. Oyun Avignon Festivali'nin kapanış oyunudur. Aynı yılın sonunda Marsilya'ya turneye gider. 2000 yılının yazında Mehmet Ulusoy, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bu sefer Bühner'in Wozzeck oyununu sahneler. Yazarın başka oyunlarından da yararlanacaktır. 2002 yılında Benerci Kendini Neden Öldürdü oyunuyla, aynı sahne tasarımıyla İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yeniden sahnelenir. 2003 yılında Topor Parti oyununu daha kalabalık bir kadroyla Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahneleyecektir. 2003-2004 sezonunda yönettiği son oyun olan John Whiting'in Şeytanlar Oyununu Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneler. Mehmet Ulusoy 2005 yılı Haziran ayı başında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Erasmus'un Deliliğe Övgü oyununu çalışmaktadır. Mehmet Ulusoy 2005 yılının Haziran ayında kaybettik. Geçmişten bugüne sahnelediği toplamda 33 yapıt bulunmaktadır. Ülkemizde başarıları geç de olsa anlaşılmış bir tiyatro insanını görürüz. Fransa'da tiyatro Gerard Philip tiyatrosunda Mehmetolu soyadına bir sahne bulunmaktadır. Bugünkü podcast'imiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta başka bir konuyla karşınızda olacağız. Sağlıklı günler dileriz.